la. Le le le. Chou 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 chou. Du 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 du. Hop. Oh. Hayda. Çocuk Ali, ne yapıyorsun abi? Görmüyor musun? Süt banyosu yapıyorum. Süper sağlıklı olacağım ve tüylerim ahenkle dans edecek. Ne sağlığı, biz mikrobuz mikrop abi. Sütü de sevmeyiz, unuttun mu? Ha, doğru diyorsun ya. Bu kadının ağzına yerleştiğimiz günden beri ben de bir acayipleştim ha. Haklısın. Kadın kafayı resmen diş sağlığıyla bozmuş. Sürekli çocuklara yok efendim dişinizi şöyle fırçalayın, yok böyle temizleyin, daha da yetmez süt için. Evet evet, sürekli beynimde kadının sesi var. Demek hipnotize falan oldum ben. Ben de dün gece az daha dişlerimi fırçalayacaktım abi, düşün yani. Yok yok yok, bu kadın bize iyi gelmiyor. Gidelim buradan abi, kendimize başka ağız bulalım. Bir dakika. Benim daha iyi bir fikrim var. Bir taşla bir sürü kuş vuracağız. Bak şimdi. Evet çocuklar. Her gün dişlerimizi günde 2 defa fırçalıyoruz. Ve 6 ayda 1 diş hekimine kontrole gidiyoruz. Çürük bir diş vücudumuzda çok ciddi sorunlara yol açabilir. Neymiş? Çürük bir diş vücudumuzda çok ciddi sorunlara yol açabilir mi? Kendine gel Necati, ne yapıyorsun ya? Haydi yola çıkıyoruz. Hadi bakalım. Buraları da ilginçmiş abi. Hem serin serin. Keşke kulağın içinde de diş olsaydı abi, burada yaşardık. Senin kafanın içinde biraz beyin olsaydı da bana yeterdi Necati. Kulağın içinde diş mi olurmuşmuş? Neyse işte geldik. Burası neresi abi? Burası kulağın ana noktası. Buradan beyne hükmedebiliriz. Dur bakayım. Ne diyor abi? Şu anda diş ipi kullanmayı öğretiyor. Bak şimdi başlıyorum. Ses deneme 1-2. Çocuklar, dişlerinizi sakın fırçalamayın. Çocuklar, dişlerinizi sakın fırçalamayın. Oldu 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 oldu. Hatta yıkanmayın da pis pis gezin. Hatta yıkanmayın da pis pis gezin. Dur dur, bak 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 şimdi ne diyeceğim. Hey hey de löy löy, löy löy de hey hey. Hey hey de löy löy, löy löy de hey hey. Lay 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 hoppa hop, lay 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 hoppa hop, lay 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 hoppa hop, lay 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 hoppa hop. Tamam tamam ya vallahi la, bu kadın da vur da sen öldürüyor. Ama süper iş oldu değil mi? Sayın seyirciler, çocukların en güvendiği insan olan Bahar Temizpak bugün verdiği bir konferansta diş fırçalamanın kötü olduğunu söyledi ve halka höy höy löm löm şeklinde bir açıklamada bulundu. Temizpak'a çok güvenen çocuklar dişlerini fırçalamayı reddediyor. Ülke büyük bir ağız kirliliğinin içine girdi. Herkesin ağzı pis. Seç seçebildiğine Necati. Haydi bakalım. İşte tüm ağızlar mikropla doldu. Ha şöyle ortam mis gibi oldu. O diş senin, bu diş benim, çürütürüz artık. Mikroba diş kardeş gibi oldu. Artık aramayız deli gibi pis ağız. Herkesin ağzına kap kuracağız. Fırçası diş ipi hiçbiri kesmez. Baksana ortalık mis gibi oldu. Çürük Ali, çürük Ali kabusunuz. Çürük Ali, çürük Ali kabusunuz. Çürük Ali, çürük Ali kabusunuz. Çürük Ali. Yalnız Necati, şimdi şöyle bir durum oldu. Bütün ağızlar pis, hepsi bizim için müsait. Yani eskiden dişlerini fırçalayan insanlar çoktu. Her an kafamıza fırça mı inecek, gargara suyundan mı boğulacağız diye heyecan oluyordu. Evet abi ya, her şey çok sıkıcı oldu. Ne heyecan var ne macera. Ne yapacağız abi? Ben biliyorum ne yapacağımızı. Hadi Necati. çocuklar, sakın dişlerinizi fırçalamayı ihmal etmeyin. Ağız sağlığı çok önemlidir. Hem de çok önemlidir. Öf ya, bunları söylediğime inanamıyorum. Çocuklar, sakın dişlerinizi fırçalamayı ihmal etmeyin. Ağız sağlığı çok önemlidir. Öf ya, bunları söylediğime inanamıyorum. Lan, ben inanamıyorum, sen değil, onu demeyeceksin. Ay, ben inanmıyorum, sen değil, onu demeyeceksin. evet, kaç abi kaç. Hop abi ya, eskiden ne güzel her ağız pisti. Hep böyle kaçmamız gerekmiyordu. Hayat çok sıkıcı abi. Oğlum sen de öl.
benle yasan olmuyor, benle yasan olmuyor. Git Polyanna'nın ağzında yaşa o zaman Necati.